veriyorsun dediydim ama. Reklam yedik bro. Bro sen şeysin ama. Bir daha fazla para, iki sizle ilgilenecekler. Daha fazla para olduğunu nereden çıkardın peki? Neye göre daha fazla para? Altın takviyesi güzel. Yani kickte para kazanman için birinin sana para ödemesi lazım. Eğer izleyici kitlen parasızsa, yani 10 liraya bile abone olamıyorsa 150 liraya abone hiç olmaz mesela. Sözleşme olmuyor mu? Tamam da benimle niye sözleşme imzalasınlar ki? Büyük yayıncılarla sözleşme imzalarlar. Küçük yayıncıyla adam niye sözleşme imzalasın? Fakirse diyemedi sonuçta, okumuş. Adam benimle niye sözleşme imzalasın? 100 izlenen yayıncıyla, 1000-2000 izlenen yayıncıyla adam sözleşme imzalıyor. Belirsizlik yayıncılara para ödüyorlarmış. Ödüyorlarmış değil, ödüyorlar. Küçük yayıncılar da dahil diye duydun. Yanlış duymuşsun. Ben size doğrusunu açıklayayım arkadaşlar. Eğer iyi izlenen bir yayıncıysanız evet, size bir teklif sunuyorlar. Tamam mı? Ki herkese sunmuyorlar bu teklife. Birincisi bu. İkincisi şu. Kick şöyle bir şey duyurdu. Diyor ki sen gel diyor. Tamam mı? Şeyde yayın aç diyor. Ulan ne gol attı yalnız. Kick'te yayın aç diyor. Eğer diyor mesela ortalaman 100 olursa 9 gold güzel. Buluruz çünkü. Çok para versin. Aha da böyle. Böyle yapsın. Diyor ki eğer gel diyor. Burada yayın aç diyor. Eğer diyor atıyorum 50 abonen mi neydi? 50 abone. Ortalama 100 izleyicin olursa diyor. Seni diyor yani sözleşmemsi gibi bir şey yaptırabiliriz seninle diyor. Kick'te ortalama 100 izlenmek bence zor bir şey. Bir. İkincisi 50 abone mi ne var? Yani 50 kişinin sana 150 lira para vermesi lazım. Ki siz biliyorsunuz burada 10 liraya insanlar abone olmuyorlar. Çekiniyorlar. Abi kaç kişi abone olacağız falan diyorlar yani. Tüm yayıncılar söyler. O şeydeki yayıncıları görmüşsün büyük ihtimalle. Sözleşmeli yayıncıları görmüşsün. Sözleşmeli yayıncılar söyler kanka. Çünkü sözleşmeli yayıncılar sözleşmesi var çünkü. Kazandık ya. Bu da mı? Bu da şey oynuyor. Yo bu Fortune da oynamıyor ki yani. Fortune'a bile başlayamamış da işte adam. Nasıl şu an her şey... Netleşti mi aklınızda chat? Kick yazım tabi para harcayamıyor ki. TV'si yaptılar, tarayıcıdan sonra bir şey yaptılar ki parayı çekmeye harcıyor da. Bilemem. Bilemem arkadaşlar. Bilemiyorum onu. Benim için de tam tersi. Yani şöyle düşünüyorum durumu. Belki hak verirsiniz. Biliyorum. Yok biliyorum kankam. Sen hani benim iyiliğimi istiyorsun. Hani daha fazla para kazan falan diye. Şimdi ben de şu şekilde. Yok abi niye yanlış anlayayım oğlum. Siz benim iyiliğimi istiyorsunuz. Hani bahttan daha fazla para kazan, daha fazla yükselebilirsiniz diye. Şimdi ben de şunu düşünüyorum. Mesela Duha. Mesela diyelim ki Can Batu çok ünlü bir yayıncı. Tamam Twitch yayıncısı. Kick'den Kick'e geçti. Tamam mı? Kitlesini de oraya götürdü. Ben inanıyorum ki Can Batu yayını kapattığında o mesela 1000 kişi diyelim tamam mı? 1000 kişinin 950'si eminim ki Twitch'e geri dönüyordur. Yayını kapattı Can Batu. Abi kimi izleyeceğiz? Hop Twitch'e geri dönüyor. Sanmıyorum ki Kick'te devam etsin, kalsın, insanları keşfetmeye çalışsın. Benim düşüncem bu. Dönmüyor. Nah dönmüyor. Şimdi konuşturma beni Sibel. Kick'te yayın açtık o kadar. Artık kalmaya başladık. Kanka çok da kalmadınız. Yani kaldığınız adamlar yine aynı adamlar oğlum. Yani Jahreyn'den çıkıp Eldeyen'e geçiyorsundur yani.
Anladın mı? Ama şöyle bir şey var. Şimdi doğruya doğru mesela şunu da konuşmak lazım. Ya bu ne oğlum ya? Bu adam neyce girmiş? Burayı kaybet deriz umarım. Şey diyecektim. Yani bin, mesela benim sık kullananlarım da hala Twitch kayıtlı yani. Sizde de öyle mi bilmiyorum. Ama ben de öyle mesela. Çok uzun bir şey almıştım, onu bir okuyayım. Ha çok doğru. Dediğin şey çok doğru bu arada. Ama şimdi şöyle düşün mesela, tamam, ben de yükselmeye çalışan bir yayıncıyım ya. Benim Twitch'te kalmam daha önemli. Lan oğlum Kick'te yayında değiliz. Niye şey atıyorsunuz Kick'ten, takip atıyorsunuz? Dur ben de şunu diyorum. Şimdi ben hani yükselmeye elverişli mi diyeyim artık? Hani yükselmem lazım ya benim bir yerde. Bir şekilde arkadaşlar. Ben yani izleyiciye, daha fazla izleyiciye ben Twitch'te ulaşırım. Aa mesela diyelim ki sabit bir kitlem oldu. Derim ki arkadaşlar derim, ben artık kitle yayın açıyorum derim mesela. Gelenler gelebilir. Kimse gelmiyor değil mi? Mesela denedik onu biz. 30-40 kişi kike geçiyoruz. Okey. 20 de abonem da oluyor. Çok güzel. Ama yani 30-40 kişiyle de ben açıkçası yayın yapmak istemiyorum. Ben daha fazla kişiyle yayın yapmak istiyorum. Daha fazla insan tanıyıp daha fazla kişiyle sohbet etmek istiyorum. Ya öyle Can Batu. Bir de şöyle bir durum da var. Şimdi insan kendini bilmesi lazım, tamam mı? Ben buradaki yüzde belki 60'ı 70'i için birinci öncelik değilim. İkinci, üçüncü öncelikli yayıncıyım. Yani kendini bileceksin. Barışık olacaksın. Doğruya doğru. Şimdi ben o adamı hem kike çekmeye çalışıp üzerine nasıl abone şey yapabilirim? Yaptırabilirim ki yani. Haksız mıyım? O yüzden biz Twitch'ten devam aga. TFT şu an hype değil. Çok doğru ama ne oynayacağız başka? Ben denedim, Rise Online denedim. Ben çok oyun oynadım Can Batu. Bak nereden bakabilirsin ona biliyor musun? O kadar fazla oyun oynadım ki. TFT'nin nenesi kaşar mı? Ayıp ediyorsun, öyle şeyler söylemeyin lan. Yani olmuyor abi, olmuyor. Yani şu an için benim, yani TFT hype olmasa dahi benim en fazla izlenme aldığım oyun şu an TFT. O yüzden TFT bana hype'lı. Yok yani bak, size ben sayayım oynadığım oyunları. Şeyden çok umutluydum oğlum işte geçen yıl. Şuraya bir zorlayalım şansımızı. Dediler ki ana sayfaya çıkacaksın Bahtam, Nisan ayında. Mart'ta mail geldi bana. Bir Nisan oldu, tamam mı? Chat. Dedim herhalde şaka niyetine çıkartmadılar beni. Olabilir dedim. İki oldu. Üçünde ben mail attım. Hani beni çıkartıyordunuz falan gibisinden. O ay full mesaj attım. Sonra öğrendik ki abi ana sayfayı kapatmışlar. Ya mesela çok üzücüydü bu. Komple yani Twitch ana sayfası kapanmış abi. Çok kaliteli şerefsizlik. Abi çok iyi değil mi ama ya gerçekten? Yani hani hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Zaten yılda bir kere çıkıyorsun. Şu bir tane adam var, onunla eşleşiriz belki diye de.
Ben de adamlara mesaj atıp duruyorum sonra. Hani çıkıyordum diye böyle. Bir sıkıntım var acaba Twitch ana sayfası çünkü siyah gözüküyor da falan yazıyorum böyle geri dönüş de yapmıyorlar. Abi can man var mı 30 can ya? Da oğlum bir kez de istediğim bir şey gelsin. Ölüyoruz. Bekleyelim. Bak 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 buradan çıkıyorsun. Gerçekten öyle bir durum oldu ya. Bak. Ana sayfa. Merhaba Bahtam. Önümüzdeki ay ana sayfa sponsorunda yer alacaksınız. Bu sırada her yayın açtım falan filan. 3 Nisan. Merhaba. Nisan ayında ana sayfada olabileceğim aklımda mail gelmişti. Fakat Twitch ana sayfası tamamen simsiyah. Acaba ana sayfa olayı durduruldu mu? 17 Nisan. Dur. 17 Nisan'da da aynı mesajı atmışım. 25 Nisan. Merhaba. Nisan ayında ana sayfada olabileceğim aklımda mail gelmişti. Fakat Türkiye'deki ana sayfada kimse yok bu ay. Bu konu hakkında herhangi bir dönüş de sağlanmadı. Tamamen kaldırıldı mı ana sayfa promosyonu? Oğlum hiçbirine dönüş yapılmadı lan. O kadar kötü hissettim ki. Sonra ben de şey yaptım. Senin mailler spam'e düşüyormuş. Galiba o şekildeydi. Tabii canım önümüzdeki ay diye mesela sana şu şekilde Foxy. Mesela Nisan ayında çıkacaksan Mart'ın 15'ine doğru falan böyle mail geliyor. Yani bir form veriyorlar. Bunu doldur diyorlar, tamam mı? Hani Twitch'ten galiba işten çıkarıldılar ya. Ben öyle düşünmek istiyorum artık. Kanka bu adam artık güçlü. Yani biz de birazcık şey yapalım yani. Hayattaki şey. Enip onun eni. O zaman oğlum, bir şey çıkabilir. Duhacım hoş geldin. Ben de böyle şeydi böyle Mart ayında falan böyle insanlara soruyorum hani Nisan'da ne oynayalım. İşte böyle oyunlar falan çıkartıyorum kafamda. Çünkü nasıl olsa şey izlenme sayısı böyle boostlu gibi izlenecek. Hani her oyunu oynayabilirim o yüzden. Diyorum TFT'den herhalde. Hani tamamen TFT salmanın artık bir yolunu bulduk falan diyorum böyle kendi kafamda. Çıkamadık abi. Bir yıl olacak bak etkisinden de çıkamamışım olayın. Bir daha mesaj atıyorlarmış değil mi bugün? Bir önümüzdeki ay ana sayfa promosyonu diye. Ki o ana sayfa promosyonu niye kaldırdılar anlamıyorum. Bence çok güzel bir olaydı. Hayır 23 Nisan'da falan bari çıkartsalardı lan. Böyle bir günlük oturaydım yani. Bunu kaçta patlatınca bir halta eriyor. Valla yüzde patlattım ben. Ak kahveci. Hemen YouTube'dan görebilirsin. Efsane ödül aldık. 125'te de çok iyi ödül alıyorsun. 100-125 harika. İsmini vermeyeceğim bir tane TFT yayıncısı kickle yayın açıyor 90-100 izleniyor ve yayıncı sözleşmesini anlattı. Ortama 100 izlenmen lazımmış yani aslında abonelik falan değil de parasını izlenmeye göre alacak demek ki. Hakan'dan bahsediyorsundur. Hakan ortalama 100 izlenmiyordur lan kickle. İzleniyor mu? Yayınları neden sabah açıyorsun? Kanka şundan ötürü şimdi ben zaten sabah uyanmayı seven bir insanım. Sonra derim ki kendime kanka dedim hazır derim sabah uyanıyorum. İşinle gücünle. Aç yayın. Bir, yani ikinci nedenim bu. Üçüncü nedenim şu kanka. Neden olmasın? Yani şundan ötürü neden olmasın? Ben Prime, şimdi benim dediğim gibi ben herkesin birinci ya da ikinci şeyi değilim. Sen söyle. Önceliği değilim. Hal böyle olunca benim bir şekilde vermeyeceğim lan artık. Benim bir şekilde sabah yapmam lazım. Çünkü prime saatlerde diğer kişilerle vs atamam. Yani o kadar açıkçası güvenmiyorum kendime. Ha bence risk alınabilir mi? Alınabilir kesinlikle. Ama şey lazım yani böyle bir şey lazım onun için. Abi bir 3 lose daha alsam bak 2 lose daha alıp kaçacağım chat tamam mı?
2 lose kafe. Piyasanın boş olduğu saatlerde bir etki. Evet, piyasa tam olarak öyle. Ya bir de şimdi yalan yok. Sabah mesela hani 200'e falan çıktığımızda beni açıkçası o izleyici izlenme sayısı bir tık tatmin edebiliyor. Akşam 6'da çünkü zaten YouTube videosu da devreye giriyor. Aslında hani bakarsan her gün neredeyse YouTube'a da video atıyorum ya. Bakarsan aslında her gün şeyde oluyorum. Sen söyle, aktif oluyorum şey olarak. Oğlum şunu da verelim lan bari. Ya çünkü Hakan'la biz konuşuyoruz. Al. Vallahi kickte 100 oluyorsa iyi, çok iyi Hakan'ın. Mesela Hakan'la da konuştuk. O da şey yapıyor işte. Akşam üzerleri mi ne mesela Twitch'te yayın açıyor işte. Sabahları kickte yayın açıyordu. Biz Hakan'la full iletişimdeyiz zaten. Mesela mantıklı. Ben de şunu düşündüydüm. Twitch ve Kick'te aynı anda yayın açma muhabbetini düşündüm. Ama bir, izleyici çok bölünüyor. İki, müzik açamıyordum. Açıkçası müziksiz de çok keyifli değil yani. İzleyici açısından. Ya izleyici müziği istiyor ya bir yerde. YouTube'da da açıyor. Biliyorum kanka, ben ayarladım onları. Oğlum bu çok güçlü lan, bunu satalım. Bu çok güçlü. Bunu koyalım onun yerine. Tabii biz full Hakan'la iletişimde olduğumuz için o şeylerini ben ayarladım. O resitli muhabbetlerini ben ayarladım. Ayarladım demeyeyim de gösterdim diyeyim ya. Reklam ayarlayabiliyorsan Etigonx reklamı spamler. Bu arada oruçlu olanlar vardır. O yüzden bu muhabbeti sonra yapacağım. Ama reklamları ben ayarlayamıyorum kanka. Ben ayarlayabilsem var ya, full Almanca reklamı da ayardım. Kesin daha fazla para veriyordur. Wunderbar, Wunderbar diye izletirdim size. Galiba benim bir zar daha atmam lazım ama. 75, abi 75 yetmez ya. Ama patlatacağız artık 75. Selimcim hoş geldin. Yok yani 75'i patlatacağız abi. Ama buradan bu yağmur alalım. 75'i aldık. Yapacak bir şey yok. Oy! Oy! Oha! Bu nasıl 75 oğlum? Oğlum çok iyi. Bir dakika, bir şeyleri dur arayalım mı burada bir biraz. Çiçekler görünmek için açar. Oha 75'e bak lan. Hadi hadi. Ben sana ilham vereceğiz. Bana kötü diyenler var. Onları haklı çıkarayım mı? Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Ben biraz daha aratacağım. Eti bulduk, güzel. Ne olur ne olmaz ölürüm belki diye şu şeyleri bozmak istemiyorum. Ya birazcık daha can kazanalım. 85 miydi? 85'miş abi. Ben 75 diye gördüydüm onu. Batman, Hollanda'da evlenip Norveç'e iltica etmedik mi birden mi? Etmedik be Osman. Fonları ver. Fonları niye vereyim? Arkadaşlar fonlar ha şey veriyor. Stat veriyor artık fon. Doğru. Doğru. Fonlar stat veriyor artık. Bak geçmiş şeyde kalmışım ben de. Şimdi set bir bas bakayım kankam. Buna 1000 basıyorsun. Bunda 1300 basıyorsun. Şuradan bas kanka. Tristana 2. Tristana ve Zoe'ye verse Kvay geldi. Timo 2. Tamam. Ve soyu saldım. Lan!
Ne yaptım az önce? Bunlar niye geriye düştü lan? Son bug'a mı girdi? Son bug'a girdi değil mi az önce? Kim dedi lan fon verdi? Ne oldu burada? Lan özgürce hareket edebiliyormuşuz. Kaçırmışım orayı. Lan alamadım. Dur bir dakika. Heyecanlandık, döneriz, sıkıntı yok. Orada bir bug'a girdi, anlamadım ne bug'ıydı lan. Bunlar bu gerideydi falan bunlar. Bunları geriye falan attı oyun. Şimdi. Kıveyi almama gerek yok. Lee Sin'i ikiledim. Udyr. Tamam şu Tristana'yı sağladım. Tamam en iyi. Okey burası sonuna kadar devam eder. Burada artık 9'a gidiyoruz arkadaşlar. Dört kanı, beşinci kanimetçi kim lan? Tristana. Ay oğlum Tristana burada zaten. Aa Tristana'yı saymıyor şu an adamdan. Vurdu hasar arttırıyor mu? Yok arttırmıyor seni. Tristana'ya bir girip çıkayım. Yanları evet yenileyemiyorum şeyden ötürü. Onları vermeyecektin. Kim dedi lan fon verdi? Ah tamam şimdi oldu. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu hocam. Ben kalırım. Bu karşılaşmaların setin gelip minik efsane büyütmesi ne işe yarıyor peki? Oyunu zorlaştırıyor gibi düşün. Mesela karoselden item alacakken götün mötün çarpıyor büyük olduğu için. Günaydın Atakan, hoş geldin. Bu arada Lissandra bize item spamleyecek. Lissandra'nın şu anki yeri ve önemi çok büyük. Azir. Tarar. O yüzden yeter bence 21 can artık kafi. Azir ve Huawei konuşamadım. İki round 5 fortune bozuldu. Bug'dan dolayı 6 can alamadık. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sonuçta PBA abi yani bug'ına da okey. Sıkıntı değil, 21 de yeterli bana. Bir göz yaşı alabilir miyim buradan? Set 11 geldi mi 10 devam kemi. Sence kanka? Sence oyun set 10'a benziyor mu? PBA'yı oyn. Zaten PBA'de oynuyoruz şu an. 2 gün sonra şeye geliyor. 20 Mart'ta geliyor. Ama şu an set 11'i oynuyoruz yani.
Set 11 geliyor. 2 gün sonra geliyor. Alıştırma olarak da biz PBA'de takılıyoruz şu an. Ama set 10 değil bu. Bunu biliyoruz. İki tane bedelsiz yenileme mi? Ama bu tur kullanabiliyoruz. Level bastım o zaman. 9'da rol atalım. Alun 2. Ben alunu bozarım. Alunları satacağım. Efsaneler söz ve eylemin birliğidir. Tamam mı? Buraya udir koy. Alunları satacağım. Fırçanı buladığın duyguları hissetmek zorundasın. Bana yakın ruhlara bağlanırım. Şu Lee'sini de satacağım bu arada. Ya da Tristana'yla yer değiştireceğim. Tristana'yla yer değiştireceğim, o daha iyi. Bak, o daha mantıklı oldu. Lissandra 2 gelmese ölmüşüz. Evet. Bu arada yani gerçekten evet. Ne oldu, bir adam daha Fortune gidiyordu sanki, ben mi yanlış hatırlıyorum? Önceki maç mıydı lan yoksa o? Tüm maçlar şu an iç içe girdi bende. Şöyle yaptım. Bence ikiletirsin, güzel. Hop, saldım. İkiletirsin. İkilet. İkiletmedim peki. Oyun çok keyifli değil mi lan? Şeyden dönünce, Fortune'dan dönünce. Böyle o heyecan, telaş falan. Ulan hangi item'ı verecektik diye. Bir şey soracağım. Bizim bufflar nereye gitti? Oğlum oyunu bozduk galiba lan. Oğlum benim bufflar vardı ama yani ayıp olmazsa onları alabilir miyim? La bir baktım aşık buff'u var sadece. Alında çıktı, sen aşıksın arkadaş. Aga be. Bana kolay mı der? Bence hep şundan kaynaklı bak. Abi tüm karakterleri böyle girip sokup çıkartmam mı lazım gerçekten? Gerçekten evet bu arada. Oha. Bence fondan dolayı buglanıyor. Sizce? Allah Allah! Allah Allah! Oğlum şu çarları satayım lan, fonlar köşede dursun. Fon falan vermeyeceğim kimseye. Bir daha fon vermeyeceğim abi. Buffsız da kazanıyoruz da olsun abi. Hüvey de kopyalamıyor. Evet bak, Hüvey de arttırmıyor ki. Hüvey de kopyalamıyor abi. İktir etti ya, boşver. Alın malın bir şeyler atarız ya, şöyle yapalım. Ha? Yok, fon vermeyeceğim.
Bufflar çalışıyor mu? Mantıklı olabilirdi. O direkt sattım. Kolay oyundu. Bak, hazır fortune'umuzu yaptık abi. Şimdi şey yapabiliriz. İzleyici oyunları. Hemen yayın başlığını değiştirelim. O fonları ver diye yazar. Ya bir astım bir şey oldu. Set 11 PBA izleyici oyunları. Yaşadıklarımı kimse yaşasın istemem. Bizi biz yapan seçimlerimizdir. Sonunda izleyici oyunu hazırlanıyorum hemen. Hadi bakalım. 7 toplanmazsak yine girer full ganimetçi oynamaya çalışırım ama. Tabii ya pazar yapma, bugün ben işteyken yap. Ya bırak, pazar günü de gelmiyorsun zaten. Kandıramazsın bizi artık. Gönül isterdi Irelia 3 falan yapalım da. Bir Lissandra 3 daha mı? Diyeceğim de oyun bitti. Abi... Yasaklı soru keş. Geri çıkmazsa, geleyim çıkarsa yataktan kalkmayayım mı? Prensese bak. Bitti. GG arkadaşlar. Güzel oyundu. Bu da YouTube'a gelir belki. Her gün fortune atıyorum abi. Bye bye.